Şimdi size bir anket getireceğim. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bu araştırma 1-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında 51 ilde gerçekleşmiş. Araştırmada toplam 9330 kişiyle yüz yüze görüşülmüştür. Araştırma yaş, cinsiyet ve meslek grubu kotalarına göre yapılmıştır, uygulanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın künyesi bu. Dün yaptığımız değerlendirmelere devam edeceğimiz bir değerlendirme. Bu pazar seçim olsa vaziyet nedir değerlendirmesi? Adalet ve Kalkınma Partisi'ni %27.1 bulmuş ORC. Cumhuriyet Halk Partisi'ni %24 bulmuş ORC. İyi Parti'yi %22 bulmuş ORC. HDP 7.6, MHP 7, DEVA 2.2, Gelecek 2, Türkiye Değişim Partisi 1.8, Büyük Birlik Partisi 1.7, BDP 0.1, Büyük Türkiye Partisi, Saadet 1.3, diğerleri 1.5. Şimdi çok dünküyle uçurum olan bir araştırma. Bu araştırmayı niye önemsediğimi size söyleyeceğim. Bakın, şöyle bir iddia var. Ve bu iddiayı araştırmaya muhtaç olduğumuzu buradan söylüyorum. Ve bu araştırmaya muhtaç olunan iddiayı mutlaka açıklanması gerektiğini de söylüyorum. Ama önce şunu söyleyeyim. Geçen ay burada demiştim ki, yayınları izleyenler bilir, İyi Parti giderek ORC anketinde yükselecek. Yine geçen ay demiştim ki aynı zamanda ORC anketinin dışında KONDA'da da yükselecek. Şimdi CHP'nin düşüp İyi Parti'nin yükselmesi Meral Akşener hanımefendinin adaylığının gündeme gelmesiyle ilgili. Çünkü Meral Hanım şunu söyleyecek demiştim. 24 CHP, 22 İyi Parti, yan yana koyduğunuz zaman 46. Aslında liderin de kendi 5 puanı olsa zaten 50.1 ama olmadığını düşünelim. 46. HDP dışarıdan bize oy vermesin, MHP oy vermesin, DEVA versin, Gelecek versin. Bunları da çok yüksek gösteriyorlar. Koy 4 puanı, bir de üzerine Saadet'i koy, koy 5 puanı. 5.3 falan 6'yı buluyor. Dolayısıyla 46, 6 daha 52 yapar. 5 puanda lider şeyini koyduğunuz zaman 57-58. Meral Akşener'in kurmayları, bilmiyorum Meral Hanım böyle mi, günlerdir arıyorum. Aslında bir hukukumuz, merhabamız var. Kendisini ziyaret etmek de istedim, bu soruları sormak da istedim. Yayına da davet ettim. Ve çok saygılı, ölçülü bir hanımefendidir. Sohbeti de zevklidir. Nedense kendisiyle bu teması bu süreçte kuramadım. Ama bunu gördüğümüz zaman 52-53 partilerin toplamı 5-6 puan koyduğunuz zaman 57-58. Şimdi şu soru akla geliyor. Lütfen burayı iyi değerlendirin ve aslında benim tahminlerimin biraz şımarıklık yapayım. Kendimi öveceğim şimdi. Çok da yanıltıcı olmadığını size göstereyim. Ne dedim? Meral Hanım asla Mansur Yavaş gibi ülkücü bir ismin kendi önüne geçmesine izin vermez, istemeyecektir. Bana sorarsanız da haklıdır. Çünkü devlet deneyimim var. Partiyi ben kurdum, buraya geldim. Kılıçdaroğlu'na da ihanet edemeyeceği için meşru bir zemin yakalaması lazım. Peki ORC ve KONDA'da niye yükselecek? Ben kimse birisinden para aldı, onu böyle yönlendirdi demem. Bu bir kere ayıp. İkincisi kanıt olmadan insanları suçlamak olur. Ama sezgilerim denekler vesaire bağlamında buranın yükseleceği anlamına geliyordu. Bir şey söyleyeceğim Sancak, bulabilirsen KONDA'nın bir önceki anketini de getirirseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız ve ORC'nin bir önceki anketini de getirirseniz. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'ni öyle bir hale getirdiler ki %24'ü geçemiyor. Şimdi dün birinci parti oldu, 27-28'e geldi denen Cumhuriyet Halk Partisi burada İyi Parti ile eşit olmuş. Mesela Türkiye Değişim Partisi burada 1.8 çıkmış. 1.8 az buz bir rakam değil. Mesela BTP burada 1.7 çıkmış. Az buz değil. Büyük Birlik Partisi 1.7 çıkmış. Az buz değil. Saadet 1.3 çıkmış. Ama en ilginci dün 0.8 çıkan Gelecek 2 olmuş. Şimdi Gelecek, DEVA bu hat 4.2'ye gelen bu hatla İyi Parti arasında zaten bir şey bağ var. Düşünsel bağ var. Liberal siyasette hemfikirler, merkez sağ inşa etmekte hemfikirler. Dolayısıyla Meral Hanım, ben merkez sağın lideriyim diyebilir. Hatta Gültekin Bey'in Demokrat Partisi ile birlikte geniş bir milliyetçi cepheyi biz de kurarız diyebilir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir pazarlık yapabilir. Masanın önündeki en büyük risk şununla şunun ortaya çıkmasıdır.
Şimdi böyle baktığınız zaman Meral Hanım'ın göreceksiniz çok kısa bir zaman sonra Türkiye'de adaylığı tartışılmaya başlanacak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu mu, Meral Akşener mi tartışmasının dayanacağı zemin de İyi Parti'nin oylarının artması. Neler konuşulacak? Diyecekler ki halkta işte bu kadar seçim kaybetti Kılıçdaroğlu bilmem ne olmaz. Diyecekler ki Kılıçdaroğlu Alevi olmaz. İşte diyecekler ki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi %25'i bile göremiyor, kaderi bu olmaz. Temel 3 argüman bu olacak. İktidarın da HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç içe geçtiği söylemine karşı alın size milliyetçi bir aday, Türkiye'nin yeni lideri Akşener diyecekler. Argümanlar bunlar. Kimse şunu söylemeyecek. Bu Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünü yaptı. Çubukta katledilmeye çalışıldı. Bu Kılıçdaroğlu Alevi olarak Türkiye'de herkesle helalleşerek Alevilik sorunu da dahil olmak üzere tüm sorunları çözeceğinin altına imza koydu. Kılıçdaroğlu Kürtlerle Batı arasında ve Kürtlerle işte kurucu parti arasındaki ilişkiyi güçlendirdi. Kılıçdaroğlu doğru adaylar seçerek İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i ve pek çok büyük şehri aldı. Kılıçdaroğlu İyi Parti'nin kurulmasında her türlü desteği verdi. Kılıçdaroğlu masayı kurdu. Kılıçdaroğlu bütün bunların üzerine şu anda Türkiye'de iktidara karşı en önemli mücadeleyi veriyor demeyecekler. Ben diyorum. Ben tekrar ediyorum. Eğer buradan bir aday çıkacaksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve biraz sonra hatta şimdi konuşacağız. Selahattin Demirtaş'ın değerlendirmelerini yapacağız. Bu çok ilginç bir kırılmaya gidiyor. Herkesi dikkatle burayı izlemeye davet ediyorum. Şimdi diğer iddiaya geleceğim. Levent Gültekin önemli bir gazeteci. İdeolojik olarak tamamen ayrı durmamıza rağmen ben hep söylemiştim. Levent Gültekin Abdullah Gül seçeneğinin yaratılmasında üç anketi 50-60 kişilik bir grupla, bir diplomasi grubuyla Kılıçdaroğlu'nun önüne koyduğunu ve anketlerin Abdullah Gül'ü gösterdiğini söyledi. Ve Bekir Ağırdır'ın da bu işin içinde olduğunu söyledi ve Bekir Ağırdır da yalanladı. Bekir Ağırdır Bey çok önemli Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de danışmanlık yapan bir isim. Bu meselelerde fikir söylemesi gerekiyor. Kim kimdir, ne nedir bunu söylemesi gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın sözlerine geçip burayı da yorumlayalım. Bu bahse dikkat edin. Türkiye'nin geleceğinden söz ediyoruz. Verelim arkaya Selahattin Bey'in meselesini. Değerlendirmesine eğer hazırsa Hasan. Bu bize ilginç bir hat oluşturuyor ve bu ilginç hat üzerinden de nasıl bir yorum yapacağımızı görmemizi sağlıyor. İlginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Selahattin Demirtaş çok ilginç bir açılım yaptı. Demirtaş'tan ortak aday çağrısı oldu. Seçim en az 80'e 20 kazanılır diyor. Ortak uzlaşılmış bir aday olursa. Bir şey daha söylüyor Selahattin Demirtaş. Diyor ki artık Kürt açılımından öte Türkiye'nin bir Türk açılımına ihtiyacı var. Biz de bulunduğumuz yerde kendimizi tekrarlamamalıyız. Türkiye'yi kucaklayacak yeni projelerle gelmeliyiz. Selahattin Demirtaş'ın söylediği şu. Eğer geçmişte Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de olduğu gibi daha geriye gittiğimiz zaman ortanın solu Ecevit'inde o sosyal demokrasiyi vurgusunu yapan Ecevit'inde olduğu gibi Kürtlerle laik seküler Türkler kurucu iradede hemfikir olup dümeni sola kırmaya başlarsa burada aşağı yukarı %40 civarında bir oy vardır diyor. 35'in altına düşmez diyor. Bu %35, 37, 38 civarında blok bir ortak aday ortaya koyarsa buradan %80'e 20 kazanılır diyor. Bu yanlış değil. %80-20 oranı doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama HDP gidip bir çalıştay yapsa, bu çalıştay insanların katılmasına neden olsa ve bu katılma üzerinden karşılıklı olarak birbirleri üzerindeki kuşkular giderilse çok geniş bir birliktelik kurulabilir. İyi Parti hariç Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA, Türkiye'nin sosyalist solunun tamamı ve bu bağlamda neredeyse 65-70'i doğurabilecek bir zemin kurulabilir. Ve burada tersten bir okuma yapıyor. Diyor ki Türk açılımını biz yapalım. Bu enteresan. Ve söylediği bir şey daha var. Biz Meral Akşener, bunu HDP söylüyor. Meral Akşener, işte Ankara Belediye Başkanı Mansur Bey gibi geçmişinde ülkücülük olan insanlarla yan yana gelemeyiz diyor HDP. O zaman Türkiye'nin bu seçeneğin dışında, milliyetçi cepheler dışında bir olasılığı olup olmadığını bugün konuşabiliriz. Şimdi bazı şeyler söyleniyor ya, aman konuşmayalım. Bence tam tersi. Bugün konuşabiliriz. Bana göre sosyalist sol bir aday çıkartmayacaksa,
HDP kendi içinden bir aday çıkartmayacaksa, tek adayla gidilecekse o masanın adayı olmalı her koşulda. Çünkü siyasi sorumluluk ve risk alması gerekir. Bu bağlamda ben Sayın Demirtaş'ın Türkiye siyasetine yön veren ilginç bir noktada olduğunu size anımsatmak isterim. Hem HDP açısından ilginç, hem de altılı masa açısından ilginç. Bir şey daha söylemek istiyorum burada. Onun da altını çizmemiz lazım. Çünkü eğer bunu söylemezsek eksik kalır. O da şu, bu sürece baktığımız zaman artık kapalı kapılar ardında konuşulardan ziyade açık konuşmaya gerektirecek bir döneme giriyoruz. Çünkü siyasette taşlar değişecek, rejim oynamasına döndürülecek ve Erdoğan Kürt oyları için farklı hamleler yapacak. Doğaldır, mecburdur, Kürt seçmenden oy almak zorundadır. Kürt seçmeni muhafazakarlara indirgediğiniz zaman da oyunuz yetmiyor. O halde ne diyoruz? Gündeme not devam ediyor.